Selam arkadaşlar, yeni bir amcaoğlu videosuyla karşınızdayım. Bu hafta kum temizliyoruz. Fotoğraftaki kumları ayıklıyoruz. Hadi bakalım nasıl yapıyormuşuz, birlikte izleyelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Sizden gelen yoğun talep üzerine diyorum. Videoya öyle giriyorum çünkü gerçekten amatör fotoğrafçıların veya orta seviyede fotoğrafçıların fotoğraflardaki kumlarla başı belada. Neden böyle? Çünkü yeni yeni değişik çekim teknikleriyle tanışıyorsunuz. Yeni yeni farklı fotoğraf tarzları keşfetmeye çalışıyorsunuz. Burada uzun pozlama devreye giriyor. Uzun pozlama dediğimiz zaman da gece fotoğrafı çekmek geliyor. Gece fotoğrafı demek de ISO'yu arttırmak demek. Yani şu anda mağazalarda satılan kampanyalardaki ürünlerin birçoğunda ISO'nun belli bir yere kadar desteği var. Belli bir yerden sonra desteği elbette ki var ama artık yavaş yavaş gücünden kaybediyor ve size o hassasiyeti, o kareyi verebilmek için haliyle fotoğrafın kalitesinden yiyor. Bu da demek oluyor ki fotoğrafın kalitesini etkilemek demek, fotoğrafta minik minik böyle grenler veya kumlamalar dediğimiz, noise dediğimiz şeyler oluşmaya başlıyor. Hepinizin illaki bir başına gelmiştir. Bir yere gittiniz, bir gece fotoğraf çektiniz veya yıldız pozlamaya gittiniz veya gece bir arkadaşınızla bir yerde dolaşırken dur lan dedin, bir fotoğraf çekmem lazım dedin. Tripodu kurdun, uzun pozlama yaptın, ışıklar harika ama karenin içinde illaki bir kum var. Çok rahatsız ediyor değil mi? Ve ben de sizden gelen bu çağrıya cevap verdim ve fotoğraflardaki kumları nasıl azaltabilirsiniz? Altını çiziyorum, yok edemezsiniz, azaltabilirsiniz. Bunları göstereceğim. Bunu hem bilgisayardan yapabilirsiniz hem cep telefonundan yapabilirsiniz. Tabii ki cep telefonu dediğim zaman birçok Instagram kullanıcısının iştahı kabarıyor. Çünkü cep telefonundan fotoğraf işlemek oldukça basit ve pratik. O yüzden cep telefonunu videonun ilerleyen dakikalarına bırakıyorum. Öncelikle bunu bilgisayardan nasıl yapıyoruz? Çünkü bilgisayardaki performansı çok çok daha iyi. Bunu tabii ki Photoshop'ta yapıyoruz. Photoshop'a Camera Raw eklentisini yüklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen hemen her videomda bunu belirtiyorum. Camera Raw nedir? Camera Raw bir eklentidir. Bilgisayara Photoshop'unuzu yükledikten sonra ayrı bir eklenti olarak Camera Raw yüklüyorsunuz. Bunu internetten araştırdığınız zaman bulabilirsiniz. Ben bulursam videonun altında bir link veririm. Bu eklentiyi kurduğunuz zaman diyelim ki fotoğraf çektiniz, fotoğrafınızı RAW artı JPEG çektiniz diyelim. Ayarlarınızda, fotoğraf makinenizin ayarlarını öyle yaptınız. Sadece JPEG olarak çekmiyorsunuz. RAW olarak çekiyorsunuz. RAW ne demek de? Böreği yaptık, baklavayı yaptık ve pişirmeye hazır hale getirdik. Ama fikrimizi değiştirdik. Ceviz yerine fındık koymak istedik. Çıkarttık hepsini, yine değiştirdik. Hiçbir şekilde tadında bir değişiklik olmadan bu değişikliği yapabildik. JPEG ne demekti? Fırından çıkmış haliydi. Artık işin bitmiş haliydi. O saatten sonra artık cevizi çıkarıp fındık koyamazsınız. Sadece ekleyebilirsiniz. Bu da ne demek oluyor? Cevizle fındığın tadının birbirine karışması ve tadının işte olmasına sebep oluyor. Biz ne yapacağız? Şimdi RAW fotoğraf çektik, JPEG fotoğraf çektik. Fark etmez hangisini yaparsanız yapın. Ama RAW'da kalite tabii ki çok fazla bozulmadan oluyor. Ben bir tane RAW'da açıyorum şimdi. Size burada hazırladım. Mouse'umu buraya çıkarayım. Şuradan bir tane size RAW fotoğraf açıyorum. Burada görmüş olduğunuz eklenti Camera RAW eklentisi. Daha Photoshop'un içinde değiliz. Yani ben dosyayı, RAW dosyasını Photoshop'a çağırdığım zaman direkt Photoshop'un kendisinde değil, önce Camera RAW'da açıyor. Ve Camera RAW'da şurada sağ tarafta bir sürü buton görüyorsunuz. Bu butonların arasında şimdi buradan işte bunun pozlamasıyla oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kumlamayı görüyorsunuz burada. Ben buna hiç dokunmuyorum. İşte kontrastıyla oynayabilirsiniz. Kontrastıyla oynadığınız zaman bir nebze olsun düzeliyor ama buralar gidiyor. Bunu da normale bırakıyorum. Bir sürü burada ayarları var. Bunlara hiç dokunmuyorum. Şimdi şuraya geldiğiniz zaman görüyorsunuz fotoğraftaki kumlamayı. Şurada sağ üst tarafta detay diye bir üçgen var. Bu üçgene basıyorum. Burada dilerseniz fotoğrafınızı keskinleştirebiliyorsunuz. Keskinleştirmekten kastım işte artık fotoğraftaki birçok nesne daha keskin gözüküyor. Ama ben bunu standart halinde bırakıyorum. Alt tarafta noise reduction diye bir şey var. Yani fotoğraftaki kumları
birbirine geçiyor. Artık teknik olarak nasıl yaptığını bilmiyorum ama fotoğraftaki kumları birbirine böyle malçlıyor, yayıyor. Yavaş yavaş o çubuğu ilerlettiğiniz zaman göreceksiniz fotoğraftaki bu tanecikler, bu kumlar yok olmaya başlayacak. Başlayalım. Tuttum ve bunu 20 yaptım. Azaldı. Bunu 40 yaptım. Gördüğünüz gibi iyice azalıyor. Bunu 20'şer 20'şer arttırıyorum. 60 yaptım. Gördüğünüz gibi bayağı azaldı. Bunu sonuna getirdim. Sonuna getirdiğiniz anda böyle bir tuhaf, bir bulanık bir zemin haline geliyor. Ben çok tavsiye etmiyorum. Bugüne kadar maksimum çıktığım şey 65 civarlarında, 60-65 civarlarında. Eğer sadece Instagram'da paylaşmak istiyorsanız oldukça yeterli. Yani şöyle söyleyeyim size, öncesi sonrası. Yani sadece şuradaki lüminans çubuğunu yukarı doğru 60'a kadar getirdim. Geri çekiyorum. Buyurun. Aynısı. Bunu tekrar buradan 60'a getiriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi illaki fotoğraftan birazcık kayıplar oluşuyor. Ama gökyüzündeki bu kumlama gidiyor. Gösterelim. İşte aradaki fark bu. Aşağıdakiler tabii ki bunları yukarı doğru çektikçe yine fotoğrafta yavaş yavaş kumlar meydana çıkıyor. Ama sol taraftaki gibi değil. Siz tabii fotoğrafınızın bozukluğuna göre bunlarla ileri geri oynayabilirsiniz. Oynadığınız zaman aradaki farkları göreceksiniz. İşte ben birazcık renk detaylarını da verdim. Yine yavaş yavaş kumlar ortaya çıkmaya başladı. Bunu geri çekiyorum. Daha sonradan buraya gelip sonra isterseniz bunlara ayar verebilirsiniz. Ve dediğim gibi öncesi sonrası. Buradan isterseniz bunun gökyüzündeki rengini değiştirebilirsiniz. Ve ondan sonra open diyoruz ve asıl Photoshop'a şimdi geliyor. Kamera RAW formatı okuyor. Şu üstteki ikisinden birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz anda ve gördüğünüz gibi fotoğrafın ilk haline göre çok çok daha iyi. Az önce de altını çizdiğim gibi tamamen yok edemezsiniz. Çünkü fotoğrafı çekerken oluşan makinenin performansından dolayı oluşan kumlar var. Bunları ancak dışarıdan daha sonra manipülasyon şeklinde, yani bu şekilde yok edebilirsiniz. Bu da gayet başarılı gözüküyor. Bunu Photoshop Camera RAW'da yapabilirsiniz. Sonra gelelim, bunu cep telefonunda nasıl yapabilirsiniz? Cep telefonunda gösteriyorum size. Cep telefonunda Lightroom'u açtım. Ve fotoğrafımı açtım. Şimdi buraya baktığınız zaman gördüğünüz gibi yine bayağı kumlar mevcut. Şu alt tarafta bir bar var. Bu barda yine üçgeni buluyoruz. Detay yazıyor. Bu detaya geliyoruz. Yine aynı Camera Raw'da gördüğünüz gibi üst tarafta işte keskinleştirebileceğiniz, detay verebileceğiniz bir özellik var. Parmağınızı tutup yukarı doğru kaldırdığınız zaman aşağıda yine kumlama azaltıcı özellikler, barlar geliyor. Şimdi dikkat edin, ben en üsttekini yavaş yavaş kaydırmaya başlıyorum. Kaç yaptık? 50 yaptık. Gördüğünüz gibi hop azaldı. 65 yaptık, hop azaldı. İşte yıldızlar çıktı ortaya. Sonra bunu küçültüyorum. Gördüğünüz gibi kumlar bayağı azaldı ve Instagram'da veya herhangi bir yerde paylaşmaya hazır hale geldi. Ayrı bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bunları işlediğinizde muhtemelen fotoğrafına göre değişiklik gösterir tabii ki. Kumuna göre de değişiklik gösterir. Muhtemelen bunları sadece ve sadece sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Yani bunu bir baskı yapıp büyütüp bir yere asayım diyemezsiniz. Çünkü siz bunun üzerinde çok fazla oynama yapmış oluyorsunuz. Çünkü binlerce noktayı yavaş yavaş birbirine geçirmiş oluyorsunuz. Bunu daha büyük boyda bir baskı yaptırmak istediğiniz zaman baskı kalitesi kötü çıkacaktır. O yüzden sadece ve sadece paylaşmak adına
kullanabilirsiniz bunu. Bir fotoğraf çektiniz, çok hoşunuza gitti. Mutlaka ve mutlaka kendi hesabınızda paylaşmak istiyorsunuz. Ama kum var. Bu yöntemle bunu yapabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. En azından fotoğrafınız çöpe gitmemiş olur. Ama bir yarışmaya katılmak veya işte ne bileyim stok fotoğraf sitelerine bunu yüklemek neredeyse mümkün değil diyebilirim. Çünkü fotoğrafın kalitesi oldukça düşüyor. Özetle fotoğraftan kumu azaltmanın yolu bu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar. Ben yine kuzeniniz olarak, amcaoğlu olarak sizden gelen sorulara cevap vermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sorularınız varsa videonun altına alabilirim. Ve beni Facebook ve Instagram amcaoğlu hesabından takip etmeyi unutmayın. Ve kendinize iyi bakıyorsunuz. Haftaya cumartesi yine sabah saat 9'da görüşmek üzere diyorum. Her cumartesi sabah saat 9'da görüşmek üzere. Ne diyoruz? Başparmak. Kendinize iyi bakın. Bay bay.